sevgilim Tolga'nın benden özür dilemesini istiyorum. Eski sevgiliniz Tolga'nın sizden özür dilemesini istiyorsunuz. Tolga'yla yaklaşık 6 ay önce ayrıldık. Ve ayrıldıktan sonra benim tanık olduklarım ve öğrendiklerim beni bitirdi. Ve bunların sonucunda Tolga'nın bana bir özür borcu olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradayım. Ne zamandır beraberdiniz Tolga Bey'le? Biz Tolga'yla toplamda 2 yıl beraber olduk. Ve 6 ay önce ayrıldık. Yani tabii ben çok daha uzun sürmesini bekliyordum. Bir ömür onunla geçireceğimizi düşünüyordum. Peki neden ayrıldınız Tolga Bey'le? Tolga benden ayrıldı. Açıkçası benim evlilik meraklısı olduğumu düşünüyordu. Hmm. Yani şöyle ki, ben onun evinde yaşıyordum, o benim evimde yaşıyordu. Sürekli bölünmüş bir hayatımız vardı. Çay. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu bölünmüş hayatın artık ne kadar devam edeceğini ona sordum açık bir şekilde. Ve bunu ben ona sorduktan sonra benden bir şekilde uzaklaşmaya başladı. Evlilikten o mu kaçtı? Açıkçası aramızda evlilik konusu hiç konuşulmadı. Yani biz hiçbir zaman evlilik üzerine... Ama sanki gidişat değil mi? Hani onu gösterdi mi? Öyle mi oldu? Kesinlikle. Yani çok güzel giden bir ilişkimiz vardı ve Tolga bunun yeterli olduğunu düşünüyordu. Bir sonraki adımda evlenmeyle ilgili hiçbir planı yoktu. Ama ben doğal olarak bir sonraki adımda evleneceğimizi düşünüyordum. Çünkü hiçbir problemimiz yoktu. Ama işte bunun altında şey olabilir o. Onun kaçma duygusu olabilir. Yani peki aradınız mı? Aradım. Bu 6 ay zarfında ulaşmaya çalıştınız mı ulaşmaya Tolga Bey? Ulaşmaya çalıştım. Ne oldu? Aradım, ulaşmaya çalıştım. Onun bana yaptığı gibi ona sürprizler yapmak istedim. Hı-hı. Fakat bu süreçte tanık olduklarım beni bitirdi. Yani bu süreçte öyle şeylerle karşılaştım. Hani bu ayrılık aşamasında hani tekrar olur mu diye siz bir çaba sarf ettiniz. Evet. Ama tanık olduğunuz şeyler, neye tanık oldunuz? Yani Ayşegül Hanım, kendimi ona o kadar kaptırmışım ki... ...hiçbir şeyin farkında değilmişim. Hı-hı. Yani beni aldattığının dahi farkında değilmişim. Aldattı sizi. Bir kere de değil. Belki onlarca kere. Bunu nasıl anladınız? Yani... Onunla barışmak istediğim süreçte... Daha önce onun bana yönlendirdiği bir organizasyon firması vardı. Onlarla iletişime geçtim. Sekreterimden onların numarasını bulmasını istedim. Evet. Ve konuşurken adres teyit etmemiz gerektiğinde Tolga'nın için farklı bir adres verdiklerini fark ettim. Hmm. Böyle bir anda bir midem bulandı ama konduramadım. Hissettiniz yani, bir şey. Hissettim ama konduramadım. Hmm. Kimse konduramadı. Telefonu kapattım. Tabii adres o sinirle aklımdan uçtu gitti. Ama bu beni çok rahatsız etti. Bir hafta kadar sonra sekreterimden tekrar o adresi öğrenmesini rica ettim. Bir şekilde adresi aldım ve kendime Halkalı'da bir sitenin kapısında buldum. Benim 2 yıl boyunca asla bilgim olmayan bir yerde. Ama hala inanmıyorum yani Tolga'yı orada göreceğimi düşünmüyorum. Böyle kapıda durdum, bir süre bekledim. Tolga girecek mi, çıkacak mı, aracını görecek miyim? Bir şey olacak mı? Halkalı semtindeki o siteye gittiniz. Evet. İçeri de girmeye çalışmadım. Sadece orada Tolga'nın gelip gelmeyeceğini bekledim. O siteye yani... girip girmeyeceğini düşündüm, beklediniz. Çünkü yani hala inanmıyordum. Yani adreste bir yanlışlık olacağını düşünüyordum. Bir şey olmalıydı. Kesinlikle bir şey olmalıydı. Benim 2 yıl boyunca Tolga'nın yaşadığı başka bir evden habersiz olmam mümkün değildi. Tolga gelmedi. O gün Tolga'yı görmedim orada. Hı hı. Fakat şans eseri eski bir arkadaşımın orada oturduğunu öğrenmiş oldum. Hı hı. Tolga'yı görmememe rağmen içim rahat etmedi. Bir şekilde arkadaşıma ulaştım. Arkadaşımla biz daha önce birlikte çalışmıştık uzun süre ama o evlendikten sonra işten ayrılmıştı. Ve bir şekilde kendimi ona davet ettirdim. Oradaki bir arkadaşınız. Evet. İşte kısa bir sürede biz bir... buluşma organize ettik ve ben arkadaşımın evine gittim. Böyle 5. katta çok güzel bir kış bahçesi var. Bahçede oturuyoruz. Gözüm karşı binanın en alt katında böyle havuza yakın bir bahçeye takıldı. Bir kadın orada güneşleniyordu. Sonra bir adam çıktı. Elinde 2 bardak. Bir tanesini gitti kadına uzattı. Kadını öptü. Kafayı kaldırdı. Tolga'ydı. Yani o an öyle kitlenip kalmışım ki... yani böyle insan hani gördüğüne inanamaz da böyle gözlerini ovuşturup tekrar bakmak istersiniz ya. İnanamazsınız. Yani yanlış görüyorum dersiniz. Bir şey olmalı. Tolga be. Bir yandan arkadaşım bana hala bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama onu duyamıyorum.
böyle kaldım. Gerçek olamaz diyorum. Ama yani her şey gözümün önünde. Ne kadar baktım o kadar, o yani bilmiyorum ne kadar süre öyle kaldım ki arkadaşım şey demeye başladı artık. Adamın içine düşeceksin. Ama yani boşuna dedi. Boşuna kelimesiyle böyle bir kendime geldim. Dedim neden öyle bir şey söylüyorsun? Ya dedi bizim bu adamdan dedi 2 yıldır çektiklerimiz yani hem çocuklara hem ailelere çok kötü örnek oluyor. Sürekli evde birileri geliyor, gidiyor, değişiyor. Kadın. Yani, kadın evet, değişiyor. Bunları anlatıyor. Yani bu 2 yıllık süreçte benim Tolga ile birlikte olduğum 2 yıllık süreçte ki başka bir Tolga'yı anlatıyor bana. Ya siz hiç fark etmediniz mi? 2 yıl az bir zaman değil. 2 yıl gibi bir sürede yani hani hiç aldatıldığınızı. Yani eve bir dünya insan girip çıkıyor demişler size. Yani sonuçta başka bir yerde başka bir hayat yürütüyormuş Tolga Bey. Ha? Öyle mi? Evet. Hiç mi hani kadınlar hisseder ya İnci Hanım. Yani bir şekilde hissedersiniz. Yani hiç mi hissetmediniz? Hiç hissetmedim. Vay. Hiç ihtimal vermiyor. Bayağı başarılıymış. Yani ya Tolga bana o kadar aşık bakıyordu ki. Böyle kendimi kaybediyordum karşısında. Yani ilk tanıştığımız günden son kavgamıza kadar bana karşı o kadar romantik, o kadar centilmen. Her şey o kadar iyiydi ki, şiir gibi. Ya nasıl ihtimal verebilirim ki? Nasıl tuzağa düşmüşüm?